Validem. Cuma namazından sonra gidiyorum oğlum. Gözem Sultanımız böyle buyurdu. İş bununla kalsa neyse. Daha Amasya'ya varmadan yolum kesip öldürtecek beni. Zira ona yapılan suikastten beni mesul tutuyor. Hayır validem. Size kimse zarar veremez. Buna asla izin vermem. Elden ne gelir ciğerparem? Gözem Sultan her türlü desiseyi yapıyor. Hünkârımızın arkasından işler çeviriyor. Suçlu siz oluyorsunuz öyle mi? Ne işler çeviriyormuş Gözem? Civan verdim. Gözem tehlikelidir. Dikkat etmek gerek. Ne işler çeviriyormuş? Neler geldi kulağına? Kasım, hünkârımızın hareminden bir hatunu gebe bırakmış. Gözem Sultan da hadiseyi örtbas edecek. Müftü efendi. Huzursuzluğunuzun farkındayım. Ne demeye çalışırsın paşa? Yahya efendi kendisini hala Şeyhülislam sanıyor olmalı ki her fırsatta sizinle saygısızca konuşur. Devir onların devri. Hünkârımızı tesiri altına almış bir kere. Lakin sizin gibi kıymetli bir alim varken bu gidişat iyi değil müftü efendi. Esasen tetkik edildiğinde bir yığın açığı vardır Yahya efendinin. Oğlunuz İstanbul kadısı. İstese her tür malumata ulaşabilir. Sonra da icap eden yapılır. Sinan Paşa, hayırdır? Bu mevzulardan neden bahsediyorsunuz şimdi? Sadece bilin istedim. Ben her daim sizin yanınızdayım. Sinan Paşa'm. Gülbahar Sultan sizi bekliyor paşam. Vaziyet mühimmiş. Kızcağızın adı Eleanor'muş. Hatundan kurtulacaklar. Tabii sen mani olmazsan. Hatun haremdeyse ben nasıl müdahale ederim? Birazdan eski saraya götürecekler. Sen derhal icabına bak. Meseleyi hallolmuş bilin sultanım. İcab eden neyse yapacağım ve burada kalmanızı sağlayacağım. Bizim daha uzun bir yolumuz var paşa. Sen hemen harekete geç.